Selamun Aleyküm arkadaşlar. En nüsur parçasında kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Bakalım bu nüsur neymiş? Yıklaku <laughs> <laughs> ismun nesri Nesr ismi kullanılır. Alel adili minet tuyuril <laughs> carihatil kebirati Birçok büyük yırtıcı kuşlar için kullanılır. Demek ki nesir ismi Kartal, Doğan, Atmaca, Akbaba gibi yırtıcı kuşların genel adıdır. Ancak burada özellikle Akbaba'dan bahsedecek. Resimde pek belli olmuyor Akbaba olduğu ama ilerideki açıklamalardan bunu anlayacağız. Ve hunake fasileten minen nusuri. Akbabalardan iki grup vardır. Beynehuma mesafetun ba'idetun. Aralarında uzak mesafe vardır. Kelime manası bu. Ama burada hani biz kullanıyoruz ya. Arasında dağlar kadar fark var. O manada kullanılmış. Yani aralarında büyük fark olan iki grup vardır. Neymiş onlar? Humansurul alemil kadimi eski dünya akbabaları, vanusurul <laughs> alemil cedidi ve yeni dünya akbabaları. Bu iki grup bunlarmış ve aralarında genetik olarak hiçbir alaka yokmuş arkadaşlar. Ve nusurul alemil kadimi eski dünya akbabaları tetekevvonu min 15 nev'an 15 türden meydana gelmektedir. Gördüğünüz gibi 11 ila 19 arasındaki sayıların temizi müfret mensup geliyor. Ara bilgi olsun size. Ekberuha alel itlaki. Mutlak olarak en büyüğü bu eski dünya akbabalarının en büyüğü neymiş? Huve nesrul urupiyyul esvedu kara Avrupa akbabasıymış. Vellezi yüsemme eydan aynı şekilde isimlendirilir bu kara Avrupa akbabası. Ne diye? En nesra ramadiye. Normalde gri demek ramadi biliyorsunuz. Ancak burada koyu gri olduğu için kara akbaba ismi veriliyor buna. Ve yasilu tuluhu ila 110 ve aşara santimetre uzunluğu 110 santimetreye ulaşmaktadır. Kema yasilu medacena hayhi ila 2.5 fasıla metre iki kanadı boyu Böyle kanatlarını açtığı zaman iki kanadının alanı neymiş 2,5 metreye ulaşıyormuş. Ve huve yetağazza bil cîfi. Bu eski dünya akbabaları leşlerle besleniyormuş. Cîfetün cîf. Hayvan ölüsü kadavra manasına geliyor arkadaşlar. Zaten meşhur akbaba leş yer. Kema yucedü akar. Nitekim başka bir akbaba türü de vardır. Kebirun ve kaviyyun. Büyük ve güçlüdür. Yusemme kâsiral izami. Kemik kıran olarak isimlendirilmektedir. Ve yusemme eydan. Yine aynı şekilde isimlendirilir. En nesra zellihyeti sakallı akbaba olarak da isimlendiriliyormuş. Bu kemik kıran. Neden peki? لِأَنَّ لَهُ لِحْيَةً مِنْ رِيشَاتٍ سَوْدَاءَ Çünkü onun siyah tüyden sakalı vardır. تَحْتَ ذَقْنِهِ Çenesinin altında çenesinin altında siyah tüylerden oluşan bir sakalı olduğu için sakallı akbaba diye de isimlendirilmektedir. Zaknun <laughs> çene, lihyetun sakal, rişun rişetun rişat, tüy tüyler. Kesara kırmak demek, kasir kıran ismi fail, izam kemik ikisi beraber kemik kıran. وَهَذَا <laughs> النَّسْرُ bu akbaba kad yeksirul izame ahyanen bazen kemikleri kırabilir. Nasıl kırıyor? Bi ilka iha ale suhuri onu kayaların üstüne atarak kırıyor. Nereden? neden? Min alin yüksekten esna etayaranihi uçma esnasında yüksekten o kemiği atıyor. Sınmaye kulun nuha'a sonra iliyi yiyor ellezî yehrucu minha, O kemikten çıkan iliği ne yapıyor? Yor. <laughs> Nuhar ilik demek arkadaşlar. Kemiğin içindeki o ilik var ya o. Öz manasında da kullanılıyor. Bir şeyin özü. Ve nesrul mısriyû. Mısır akbabası ne yaparmış? Ya'işu fi mu'zamil qârratil ifriqiyeti. Çoğu Afrika kıtasında ve mintıkatil bahril ebyazil mütevessiti ve Akdeniz bölgesinde de yaşarmış. El bahrul ebyadul mutevessitu hepsi beraber Akdeniz demek arkadaşlar. Orta beyaz deniz demeyin sakın. Sınavlarda da çıkmıştı bu. Ve şarkan ve doğudan hatta şibhil qaratil hindiyeti Hint alt kıtasına kadar olan bölgede de yaşar. Şibhi cezire geçmişti geride. Yarım demiştik. Kıta ile beraber kullanıldığında da alt kıta manası ne oluyor arkadaşlar? Ve <laughs> Bu Mısır Akbabası babası beslenir. Galiben genellikle bir bayzin naami deve kuşu yumurtasıyla beslenir. Elle yeksiruhu ruhu kırdığı deve kuşu nasıl kırıyormuş? bir ilqâi hicâratin sagîratin aleyhi onun üzerine küçük taş atarak kırdığı deve kuşu yumurtası ne ile atıyor taşı? Bimin karihi gagasıyla. Gagasıyla üzerine küçük taş atarak kırmış olduğu deve kuşu yumurtasıyla beslenirmiş genellikle. Emmen nusurul alemil cedidi. Geldik ikinci familyaya. Yeni dünya akbabası fetete kavvunu min seb'ati enva'in yedi türden meydana gelir. Tekavvane yetekevvunu meydana gelmek, oluşmak. Hamsetun minha bu yedi türden 5 tanesi testetinu Amerika şimaliye Kuzey Amerika'yı vatan edinir arkadaşlar. Vetemayyizu cemi'u nusuril alemil cedidi ve yeni dünya akbabalarının tamamı öne çıkar. Bir vücudi sakfin enfiyin burunsu bir çıkıntı olmasıyla fimin kariha gagasında. Gagasında böyle burun gibi bir çıkıntının var olmasıyla yeni dünya akbabalarının tamamı diğerlerinden ayrılırmış. Sadece bunlara mahsus yani. Sakfun tavan demek ama burada tavandan ziyade böyle bir çıkıntı. Gerçi o da tavan gibi göstereyim hemen şöyle. Heh, işte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gagasında tavan gibi böyle bir çıkıntı var. Leyse lehu nazirun fi gayriha. Bu çıkıntı da yeni dünya akbabalarının dışında bir benzeri yokmuş. Nazirun benzer. <laughs> ve yumkinu ve mümkündür lilmer mer'i kişiye eyyaran nahiyetel uhra diğer tarafı görmesi mümkündür. Hilalel minkari gagası boyunca. Yani bir kişi gagasının bir tarafından baktım mı diğer tarafını görüyormuş. Yani anladıysam Arap olayım. Ne demek istiyorsun kardeşim? Şeffaf mıymış? Ya da böyle bir açıklık var. O açıklıktan görebiliyorsun. Demek istiyor herhalde. Bir bakalım akbabalara. Vay. Şöyle bir açıklık mı var? Ne var? Şurada bir delik mi var? Karşı tarafı görüyor mu? Ne yapıyor? Kral akbaba. Demek ki buna kral da deniyormuş. Harbiden kral gibi ha. Maşallah. Evet. Ve yu'addun nesul emrikiyyu el -Esvedu. Siyah Amerika akbabası sayılır. Eksara enva'i nusuri Amerika şimaliye şuyu'an. Kuzey Amerika akbaba türlerinin en yaygını olarak sayılmaktadır. Bakın eksara burada ismi taf A temizi satırın sonunda gelmiş. En yaygın. Açıklıyor. Haysu şöyle ki temteddu uzanır. Menatıku vücudihi bulunduğu bölgeler uzanır min cenubiyil vilayatil muttahideti Güney Amerika'dan ila vasatı Şili ve Arjantin Arjantin ve Şili'nin ortasına kadar uzanır. Demek ki en yaygını buymuş. Şu arkadaşlar belki dikkatinizi çekti. TŞ, TŞ harfleri Arapçada yan yana yazıldığında Ş ya da P olur arkadaşlar. Söylemiş miydim bunu? Herhalde söylemiştim. Mesela Chelsea. Sorunun birinde de Chelsea mi çıkmıştı? Ne yapmıştım? Ben nereden hatırlıyorum bu Chelsea'yi? Mesela T var ve şey var. Teşelsi gibi oluyor ama Chelsea diye okuyoruz arkadaşlar. Bu da İngilizce'deki CH'den kaynaklanıyor. Yani İngilizce'de CH ile başlayan kelimeler Arapça'da TŞ ile başlar. Ve yasilu tuluhu bu akbaba türünün uzunluğu ulaşır. İlâ nehvi sittine santimetre 60 santime ulaşır. Emmen nesu ki Rumiyi Hindi akbabası ise Feynteşi Rumin Cenubey Kanada hatta Arjantin Kanada'nın iki güneyinden Cenubey muzaf olmuş nun gitmiş aslında cenubun cenubeyni idi Muzaf olmuş, nun gitmiş. Kanada'nın iki güneyi ne o? Güneydoğu ve güneybatı. İşte Kanada'nın güneydoğu ve güneybatısından hatta Arjantin, Arjantin'e kadar uzanır bu hindi akbabasının yaşadığı bölge. Velev <laughs> Bu akbabanın tüyünün rengi bunniyun ila ramadiyin Zeytin grisi. Yani koyu gri. Zeytin grisine çalan Kahverengi renktedir tüyü. Çalanı nereden çıkardık? Çalan derken saraka değil yani. <laughs> saraka değil. Biz diyoruz yani yeşile çalan, mora çalan. Burada ilaya bu şekilde mana vermek cuk diye oturuyor. Yani koyu bir griye çalan kahverengi rengindeymiş. nokta ve fi bazı menatiki bazı bölgelerde necidu Burus Kullen minen nusuri sevdai ve nusuri ki rumiyi ve nusuri safra küçük başlı sarı akbabalar, hindi akbabaları ve siyah akbabaların her birini buluruz, görebiliriz. Tuhalli ma'an beraber uçuyorlar. Fi esra bin min ala tuyuri binlerce kuşlardan oluşan sürüler halinde beraberce uçarken görebiliriz. Yani bu akbabaların her biri şurada şurada yaşıyor dedik ama sürüler halinde de uçabilirler. Hatta farklı farklı kuşlarla. Tüş bihu fi şekliha bu sürülerin şekli benzer amidet duhanil mutasaidi fi sema'i semada yükselen duman direği şekline benzer bu sürüler. Düşünsenize binlerce akbabanın beraber uçtuğunu. Amidun direkt dekan içinde kullanılıyor amid. Fakültenin direği olduğu için. El mutasa'id sa'ade. masat, asansör demek zaten. Yükselmek. Sema sema. Durun onu da göstereyim size. Aha bu işte. et duhan. Semaya doğru yükselen direk şeklinde duman bu işte. Te'işun nusuru. Akbabalar yaşar fil manatiqil galiben yani genellikle meskun mahallerde yaşarlar. Yarasalar gibi metruk mahallerde yaşamazlar. Onu söylemek istiyor. Bütün kıtalarda maada Australya ve Antarktika dışında bütün meskun kütaları, bölgelerde kıtaları. yaşarlar arkadaşlar. Evet, gelelim son paragrafa. Hayatun nusuri, akbabaların hayatı. Bakalım nasıl yaşıyorlarmış. Tataqazzan nusuru esasen biljefi. Akbabalar temel olarak leşlerle beslenir. Ve min nusuri, akbabaların çoğunun erculun daifetun, zayıf ayakları vardır. Böyle kalın büyük değil yani. Ve rasun ve unukun başı ve boynu vardır. Peki nasıl baş ve boyun? Zaten başı illaki olacak hayvan olduğu için ariyani tamamen miner rişi tamamen tüyden arınmış boynu ve başı vardır. Yani tüysüz boynuna başı. Ve cemiyon nusuri bütün akbabaların lehemin min karun gagaları vardır. Ma'ufun galilen az biraz böyle kanca gibi kıvrımlı gagaları vardır. Ma'kuf akafe eğmek eğilmek manasında. Ma'kuf eğimli. Yani biraz kıvrık. Az önce de gösterdik zaten. Ve rişun muvahhadul ve tek renkli tüyleri vardır. Aslında bizim bu baktığımız kral akbabanın işte öyle tek renkli bir tüyü yok yani. Baya baya rengarenk. Ve kad yekûnü bunniyen tek renkli olarak kahverengi olabilir. Ev esvede ve ebyazda beyaz veya da siyah olabilir. Velin nusuri <laughs> basarun hadun. Akbabaların keskin görüşleri vardır. Kemerneha tahsinu tayaran güzel uçtu gibi keskin gözleri görüşleri de vardır. Ve temilin nusuri <laughs> ile hayati fi cemaatin Akbabalar, topluluk halinde yaşamaya meyleder, meyillidir. Ve hilale mevsimi tezavuci çiftleşme mevsiminde takdirinuz zükuru bil inasi erkekler dişilere yaklaşır. Ve şişu ve yuva yaparlar alal arzi yeryüzüne tahte suhuril cürfiyetil maileti. Eğilimli uçurum kayalarının altında yuva kurarlar. Cürfiye uçurum şefacu cürfin herin fenhara bihi fi cehennem onlar uçurumun kenarındaydı ayet kelimesi geçtiği gibi hoş şunu geçmişti ya bu da fiil hali şu <laughs> şey yuashshu şu yuva yapar ev veyautta fil kütelil haşabiyeti odun kütlelerini ne yaparlar yuva yaparlar ev fil kuhufi veyahutta yarasalar gibi mağaralara da yuva yapabilirler. Ve tadaul unsa beyzaten dişisi yumurtlar ila selas beyzatin 3 yumurta yumurtlar. Fatihatil levni açık renkli 3 yumurta yumurtlar. Ve yeşterikul ebavani anne ve baba müşterektir. Fi gari sigari küçükleri gözetmede anne ve baba müşterektir. Evet, demek ki akbabalar da birbirine sadık. Erkek bakımdan el çekmiyor yani. Hangi hayvanda o hani çocuğu yapıp gidiyordu, ilgilenmiyordu. Onun gibi değil yani. Evet, akbabaları da bitirmiş olduk arkadaşlar. Geldik file, filde görüşmek üzere.